Stadındayız. Yayına biraz geç başlamak zorunda kaldık. Çünkü Eryaman Stadı'nın hala internetle ilgili ciddi sıkıntıları var. Gençler maçında bu problemi yaşamamıştık. Fazla bir kalabalık yoktu ama kalabalık gelince Eryaman Stadı'nda ciddi bir internet problemi oldu. Fenerbahçe maçının öncesinde çok kritik bir maç. İki tane ligde kalmak mücadelesi veren takımın maçı. Kazanan bu hafta kendini bir rahatlatacağı maç aslına bakarsanız. Bursa Spor'un da kaybettiği bir hafta. Çok önemli bir mağlubiyet. Artık kardeşlik mardeşlik hesaplarını kenara bırakalım. Direkt ölüm kalım hesaplarının yapıldığı bir hafta. Ne diyorsunuz? Bu hafta ile ilgili ilk başta evet, Ali abi. Sevgili Bülent, ben de iyi yayınlar diliyorum tüm Klas Spor izleyicilerine. Gerçekten karşılaşmaya geçmeden, sahaya inmeden, hakemin düdüğünü beklemeden senin de ifade ettiğin konulardan bir başlamak istiyorum. Gerçekten internet bağlantısıyla yayına başladım. Gecikmenin mazeretini ortaya koydum. Ya maçta fotoğraf gönderilmiyor. Şu anda öyle bir sıkıntı var. Şimdi ben bu konularda biraz konuşmak istiyorum müsaadenle. Gerçekten bugün inanılmaz bir atmosfer var. Böyle Eryaman Stadı ve etrafını şöyle her maçta olduğu gibi bir turladım. Gerçekten her iki takımın da renklerinin sarı lacivert olması nedeniyle adeta Eryaman Tunahan Mahallesi sarı lacivert renklere bürünmüş. Sevgili Bülent, gerçekten stadın açılmasını biz dört gözle bekledik ve Ankara'da çok sabır etmişti. Dolayısıyla gördük ki stadda bir takım eksiklikler var. Ama Ankaralı çektiği eza ve cefaya nedeniyle bu eksikliklere de katlandı. Dolayısıyla bu eksikliklerin bir an önce giderilmesi benim en büyük temennim, en önemli temenni de Eryaman Stadı'nın etrafının bir an önce hiç vakit kaybetmeden düzenlenmesi, özellikle 2019-2020 sezonuna bu stadın tüm eksiklikleriyle giderilerek açılmasını istiyorum. İçimden geçen bir temenniyi de iletmek istiyorum. Ankara Gücü Gençlerbirliği'nin oynayabileceği gerçek bir başkent derbisiyle bu stad gerçek anlamda kapılarını Ankaralı futbol severlere açar diye düşünüyorum. Bu karşılaşma her iki takım için de çok önemli diyorum. Sevgili Ahmet bir giriş yapsın, ondan sonra devam edelim. Tabii bu zor maçı hep beraber izleyeceğiz. Ankara Gücü için geçkin olan sınırda. Çünkü Ankara Gücü'nün bir sürü bu maçtan sonra daha da dolaşacak. Başakşehir'le, Beşiktaş'la, Sivas'la üst üste maçları var. Bu maçlarından buradan yenilmeden ayrıldık. Bu maçlardan da en azından ikisini kazanması gerekecek. Çünkü bu Göztepe'nin Akhisar'la ve Erzurum'la yani nispeten daha kolay maçları var. İlkte kalmak adına Ankara Gücü'nün maçları daha zor olsa da kendi evindeki avantajını çok iyi değerlendireceğiz artık. Eryaman Stadı'ndaki açılış gerçekten etkileyici oldu. Alanya maçını saymazsak geri kalan maçlarda oldukça etkili bir Ankara Gücü izliyoruz. Yeni transferlerin etkisi tartışılmaz. Mustafa Kaplan'ın da 5 maçta 6 maçta 11 puan. Çok iyi. O 20 puanı 31'e taşımak psikolojik değişimin açıldığı anlamına gelir. Gerçekten bugün farklı bir maç olacak. Ankara Gücü yenerse oyuncular kendisini kanıtlayacak. Daha farklı bir sıralama konuşabiliriz. Galibiyet sonrası neden 5. olmasın? Artık çok kısa bir mesafe var. 5. ile 11. arasında. Ankara Gücü bugün kazanırsa geleceğe umutla bakar. Gelecek de geleceğin takımını hatırlar. Çünkü elinde kiralık önemli oyuncular var. Bunların bonservis bedeli de yükselmeden zaten opsiyonu da Ankara Gücü'nde. Boyd, Kürsü gibi önemli oyuncular var abi, biliyorsun. Bunlar inşallah sezon sonunda Ankara Gücü bünyesine katılır ve gelecek adına da daha farklı yorumlar yapabiliriz. Şimdi devam et abi. Bülent, yani bir not bu alayım, hatta ben ince bir ayarlı portre edeyim. Ankara Gücü'nün son 10 yılda yaşadıkları tüm gelişmelere yakın tanıklık yapmak gazetecileriyiz. Tamam. Bu mikrofonla konuşunca iyi geliyor. Diğer türlü kötü. Gerçekten yakın mikrofonun dedi. Ha. Dünya futbol tarihinde üzerine rastlanmayan sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Bu sıkıntıları ve problemleri aşmak için inanılmaz mücadeleler verildi. Yani 2018-2019 sezonunda da bambaşka bir havayla, bambaşka bir heyecanla Süper Lig'e dönülmenin mutluluğu yaşanırken bu mutluluğu doyasıya tadını çıkarmak isteyen bir Ankara Gücü camiası sezonun sonu yaklaşırken inanılmaz olaylarla karşı karşıya geldi. Yani bu
için vaktimizin yeterli olduğuna dikkat çekeceğim ama yeterli olmadığına. Tabii bu süreç çok önemlidir. Dolayısıyla bugünkü maçla ilgili yorumlarımızı yaparken, değerlendirmelerimizi yaparken bu sürece de sevgili Ahmet değinmeden, dikkat çekmeden, o günleri hatırlamadan bir takım yorumlar yapmanın çok doğru olacağını zannetmiyorum. Gerçekten Ankara Gücü tarihinin en ilginç sezonlarından birini yaşadı. Yani futbolcular takımı terk ediyor, teknik adamlar baş kaldırıyor, takımı terk ediyor. Yani inanılmaz bir yöneticiler arasında bir takım sıkıntılar oluyor. Dolayısıyla bu şartlardaki bir Ankara Gücü'nün ikinci yarıya başlaması gerçekten bir mucize gibiydi. Yani bir hafta süren bir Bayram Bektaş denemesinin ardından yani öyle bir şey oldu ki belki Ankara Gücü'nden vebali hasta gibi bütün teknik adamlar kaçarken Mustafa Kaplan'ın böylesi zor bir görevi üstlenmesi gerçekten takdire şayan bir durum. Düşünebiliyor musunuz? 10 tane yabancı futbolcu alacaksınız. Arkasından 2 tane yerli futbolcu, 12 tane yeni oyuncu ve bunu transferin son haftası gerçekleşecekti. Kesinlikle. Çünkü dikkat edersen bütün oyuncuların memleketleri ve futbol kültürleri farklı. Kamerun'dan, Nijerya'dan, Jamaika'dan yani her yerden futbolcu var. Dolayısıyla böyle bir takımı antrenör edilecek, böyle bir takım yapabilmek öyle kolay değildi. Bunun yanında evet, madem yapabilmek değil. Kesinlikle. Burada Mustafa Kaptan başarısını Mustafa Kaptan'ı zaman zaman eriştirsek de mutlaka hocalığı buradaki hocasını yapamayacağı bir başarı sergiledi. Bir dakika sonra Fenerbahçe'nin harcı değil. Bilirim Kaptan bunu başardı. 6 maçta 11 puan. Hoca'nın dereden çıkmak. Herkesin güçlü gözüyle baktığı bir takım var. Hiçbir hocanın gelmediği burun kıvırdı. Takımda Mustafa Kaptan geldi. Ve üstelik de karşıladı. Teknik direktör Sparta'da ilk takıma geldi. Bu arada çünkü projesini yeni almıştı. Bu da kısa bir birkaç bir gençler birliğiyle nöbetçi antrenör gibi, teknik adam gibi de olsa da doğru en ciddi görevini Süper Lig'de Ankara Gücü'nde aldı diyebiliriz. Sevgili Ahmet. Müftür zor. Müftürümüzün zor olduğunu bilirim. Buna göre değerlendirelim. Puan kayıpları mutlaka olacaktı. Zaten 8-8 gibi olan Sütaşar'ı beklemeyin. Kadro benim bir gemi tutar dedi. 8 maç zaten. Şeyden herhalde var mı? Saniye bir 42 aralığında bir puan. 42 dedik abi. 42 aralığında bir puan bandı takımları ligde tutmaya yetecek diye görünüyor. Çünkü Göztepe'nin başına Tamartun'a geçtikten sonra mutlaka bir grafiği yükselecektir. Çünkü fikstürü de hem Bursa'ya hem Ankara Gücü'ne göre daha kolay. İçeride 5 tane maçı var. Bu 5 maçın taraflarıyla kazanmak isteyecektir. Ankara Gücü zaten rakiplerine bakmadan kendi maçlarını kazandığı sürece burada şimdi hedefimiz ne? Ligde kalmak. Yani bu bilinçle düşünürsek daha farklı yorumlar yapmayabiliriz. Bu sezonun başında daha farklı yorumlar yapıyorduk. Geçen süreçte daha farklı yorumlar yapmak zorunda kalıyorduk. 11 puanda sezonun ilk arasında 11 puanda 20 puan alan bir takım vardı. 20 puanın karşılığı da Avrupa kupalarıydı devamında. Ama 9 maçta 1 puan aldıktan sonra tabii o hedeften uzaklaşıyorsun. O 9 maçlık 27 puanlık dilimde sadece 1 puan alırsan tabii ki bu hallere düşersin. Şimdi önümüzde zor maçlar olduğunu söylüyoruz. Talihsiz maçlar da çıkarabilir. Bunu taraftar en kötü sonuçta bile takım desteklemeli. Çünkü bu süreç zor bir süreç. Bu süreci atlatmak kolay değil. Ankara Gücü'nün Süper Lig'deki 50. sezonu olabilir ama bu sezon farklı bir sezon. 7 senedir uzağız ve ona göre bir planımız var. Ona göre bir programımız var. Sevgili Ahmet, şimdi gerçekten ikinci yarının tüm maçlarını şöyle bir mercek altına aldığınız zaman Ankara Gücü'nün futbol kalitesinin her karşılaşmada kazanma arzusunun, isteğinin her müsabakada, her 90 dakika sonunda bir mesafe kat ettiğini söylüyoruz. Bir Galatasaray maçı hariç gerçekten gerçek kimliğini ortaya koyduğu, her ne kadar mağlubiyetle dönülse de
bir Trabzon deplasmanı var. Bu takımın neler yapabileceğinin ilk işaretinin verildiği 90 dakika bana göre Trabzonspor karşılaşması tabii, oldu. Özellikle son 30 dakika. Gerçekten o karşılaşmada Ankara gücü puanla da dönebilirdi, galibiyetle de dönebilirdi. Çok önemli mesajlar da verdi. Böylesine bir sor takımın takım yapabilme, ekip yapabilme, böyle bir mücadele ruhunu bu kadar kısa bir süreçte anlatabilme bir teknik adam başarısıydı, bir yönetim başarısıydı. Tabii gördük ki bu stadın açılış maçı olan Alanya Spor maçında herkes çok meraklıydı. Ankara gücünün neler yapacağını, nelere imza atacağını. Tabii o maçta demoralize olmuş oyuncu topluluğu. Kesinlikle. Galatasaray maçından kötü skorla ayrılmış oyuncu topluluğu ve bir kısmının da artık takımla mental açıdan ümidi kesmiş. Kapalının kalmaması. Birçok zaten ertesi günde gençler evine giden oyuncular var. Gazişehir'e giden oyuncular var. Yani çok ilginç bir sezondu. Yani gördük ki takımda bir iskelet oluştu. Bir takım ruhu oluştu. Ankara gücünün mantalitesini, ruhunu, ne anlama geldiğini özümsemiş bir oyuncu grubu oldu. Sonra gördük ki herhalde bu oyunculara, neticede bunlar profesyonel oyuncular. Bunların da hedefleri var. Daha iyi takımlara, daha büyük paralarla transfer olabilmek, kendilerini gösterme açısından inanılmaz bir sınav vardı. İşte bu sınavı da görüyoruz ki gerçekten her futbolcu bu sınavın ciddiyetini bilerek 90 dakikayı çıkarıyor, gösteriyor. Tabii ben bu kadroya baktığım zaman en gurur duyduğum oyuncuların başında kalecimiz Altay Bayındır geliyor. Gerçekten. Sedat'ı saymazsa sahadaki tek Türk. Kesinlikle. Yani zaman zaman tek Türk oyuncuyla oynadığımız maçlarda bile kalemizde bir Türk oyuncu olarak Altay Bayındır'ın bir de kaleci kimliğiyle sahada yer alması, özellikle parantez açılması gereken bir durum. Ankara Türk futboluna çok ciddi kaleciler armağan etmiş bir şehir. Mesela Turgay Şeren Galatasaray formasını giymiştir. Belki Ankara'da takımlarda oynamamıştır ama Ankara'da doğmuştur. Yani bir Yaşar Duran düşünebiliyor musun? Fenerbahçe Kalesi'ni korumuştur. Altındağ gibi kenar semtlerimizin birinde yetişmiş bir kalecidir. Arif Peçene, Arif Peçene'ye sayabiliriz. Ondan sonra Fatih Uras'ı sayabiliriz. Bunlar gerçekten... Tabii bir gerçek var ki artık Ankara'nın altyapısı tükendi. Bu da kesin. Belki bugün konuşmamız ama çok elzem olmadı. Kesinlikle size şiddetle söylüyorum. Biz bundan sonra Ankara Gücü yönetiminden, Ankara Gücü'nü yönetenlerden çok farklı beklentilerimiz var. Yani basından da farklı beklentiler var, tribünlerden de farklı var, şehrin tüm kesimlerinden, dinamiklerinden de farklı beklentiler içerisinde olmalıyız. Özellikle Ankara Gücü'nün at yapısının son 10 yılda onlara reva görülenleri benim kabul etmem asla ve asla mümkün değil. Her gün Celal Bayar Bulvarı'ndan geçerken gerçekten Tantuan Stadı'nın o tarlaya dönüşen halinden büyük bir acı duyuyorum, büyük bir ızdırap duyuyorum. Hatta hatırlarsan sen belki o gün askerde olabilirdin. Ankara Gücü'nün bir genel kurulu vardı. Evet. Son genel kurulu. Bu genel kurulu 25 Ocak. Evet. Ankara Milletvekili Sayın Emrullah İşler 100. yılında Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara Gücü'nden şampiyonluk istedi. Ben de o gün kendisine söylemiştim, köşemde de yazmıştım. 100. yılında Cumhuriyet'in 100. yılında bir Cumhuriyet'in 100. yılında 100. yılını kutlayacak bir Gençler Birliği de var dedim. Ama dedim her iki takımın da dedim şampiyonluğa oynaması kadar güzel bir şey olamaz. Yalnız dedim bundan önce ne olur lütfen gidin Tandoğan'ı bir çözün dedim. Şampiyonluktan daha önemli dedim. Ama hala Tandoğan çözülmedi. Ankara Gücü at yapısının çektiği ızdırapları bizler biliyoruz, bizler ediyoruz. At yapı çok önemli. Altay Bayındır tekrar at yapı gerçeğini
bazılarına hatırlatmak mecburiyeti. Ali abi 11 geldi. Geldi 11'e bakalım. 11. Çok sürpriz olacağını zannetmiyorum. Tamam, açılacak. Yani kadro derinliğimiz evet. Kalede Altay oynayacak. Altay, Solbek Pinto, Stoper Pazdan Kulusic, Kisu'yu. Evet, Kisu'nun sakatlığını konuşuyorduk ama son haftalarda düzeldiğini öğrendik. Ortada Sedat Dece. Güzel, biz beklenen bir şey. Solda Boyd, ortada Kanturo, sağda Sako, Orgil'in ileride beklenen bir 11. Beklenen bir 11 ama şunu da söylüyorum. Monti Yedek. Kadro derinliğimizi artırmamız lazım. Bu 11'den önce arkadaki arkadaşlara bakmamız lazım. Arkadaki arkadaşların oyuna girdiği zaman oyuna katkı sunma oranlarının yükselmesi lazım. Tabii burada Kisio'nun sakatlığını düşündü hoca belli ki. Evet. Çünkü Kisio son belki 90 dakika kaldıramayacağı düşüncesi olabilir. Burada Moke hamlesi var yedeklerde duruyor. Ve Molin hamlesi de Molin orta sahada düşünecektir mutlaka. Moke'yi de sağ bekle düşünecektir. Mutlaka. Çünkü Caner'i şeyi de düşünüyorlar ama Cebrail belki Süper Lig oyununun kalitesine göre biraz daha tecrübesiz görünen bir oyuncu olarak görüyorum ben. Şu an yedeklerde de Alihan, Molin, Mehmet Sak, Cebrail, Moke, Mahmut Akan, İlhan Parlak, Aydın Karabulut, Sadeye ve Korcan var. Evet. Yedekte de hamle gücü yüksek. Bu maç sakat ve cezalı oyuncu yok Ankara gücünün. Bu uzun süredir böyle bir maç yoktu. Her maçta bir sakatlık cezalı vardı. Burada Mustafa Kaptan'ın da eli güçlü. Ankara gücünün de eli güçlü. Taraftarı da burada 20 bin kişi doldurdu. Bileti bitti. Bugün 3 puan dışarıda bitirdi. Kalacaklar da olacak muhtemelen. Biraz önce stadın önünde geldiğimde bilet soruyorlardı ama biletin maalesef bittiğini üzülerek belirttim insanlara. Çok şükür bunu da gördük. Uzun yıllar Ankara'da yani stadların kapılarının kapandığını görüyoruz. Dolu tribünler önünde bir futbol müsabakasında oynandığına şahitlik edeceğiz. İşte Ankara gücüne yakışan da bu fotoğraf diyorum. Yani abi şimdi burada biraz önce Kisu'dan bahsettik. Kisu'yu yaklaşık 10 gündür tedavi süreci vardı biliyorsun. Normalde herhalde şöyle düşünebilir. Yani ben hatırlamıyorum abi, sen hatırlarsın belki. Ankara'dan daha önce oynayan bir Yunan oyuncu var mıydı? Vallahi ben hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. İlk Yunan hatırlamıyorum. Oyuncu olabilir. Yani buna rağmen hani burada farklı yorumlar da olabilirdi ama gerçekten mükemmel oyun anlayışı, mükemmel bir profesyonelliği. Hem hücum ağırlıklı hem defans ağırlıklı bir oyun anlayışı var. Hem hücuma katkı sunuyor. Zaten en asli görevi olan defansif özellikleri son derece gelişmiş bir oyuncu. Yani gerçekten çok yüreğiyle oynuyor. Erdem'i aratmadı ama tabii Erdem gerçekten şunu görüyorum ki Erdem Ankara gücü taraftarlarının gönlünde taht kurmuş bir oyuncu. Yüreğiyle futbol oynayan bir oyuncuydu. Ben isterdim ki bu mücadelenin içerisinde Erdem'in de olmasını isterdim. Erdem'in bugünlere gelmemizdeki katkısını hiç kimse inkar edemez. Zaman zaman işte böyle sakatlıklar olduğu zaman sağ tarafta hoca acaba hangi alternatifi, hangi oyuncuları deneyecek diye düşünmektense bana göre Erdem kalabilirdi. Çünkü Erdem'in referansı çok olumluydu. Katkıları çok olumluydu. Açtı yani tabii İsmail Kartal döneminde farklı bir oynanışıyla takıma bir çift katkıları vardı. Tabii abi şimdi yeni bir dönem var biliyorsun abi. Evet. Girelim o istiyor musun yeni dönem, Ankara'daki yeni bir dönem. Bugün bir belediye başkanı maça gelecek. Sevgili Ahmet, herhalde bu konuda en fazla konuşacakların başında olduğumu biliyorum. Yani, şimdi hakkını yemeyelim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da Ankara maçına gelmişti uzun aradan sonra. Yine parti gözetmeksizin konuşacağız burada tabii ki. Evet. Zaten bugün de Mansur Yavaş'ın geleceğini açıklanmıştı. Bugün de Mansur Yavaş gelecek. Belki de Ankara takımlarına vereceği, Ankara Gücü'ne vereceği ilk destek de böyle olacak. Daha mazmatasını almadı. Şimdi eleştirmek doğru değil. Ama bu da bir önemli bir duruş. Sevgili Ahmet, yerel yönetimler ve spor konusunda özellikle 2000'li yılların başında çalıştığım tüm gazetelerde çok büyük bir hassasiyet gösterdim. Evet. Evren'den Nallıhan'a kadar, Lalahan'a kadar, Hasanoğlan'a kadar, Kaleci'ye kadar, Kazan'a, Çamlıdere'ye, Kızılcaman'a, Akyurt'a, Kaleci'ye kadar gidip kürsüler kurdum. Ve belediye başkanlarıyla sporu konuştum. Yani gitmediğim yer kalmadı. Evren'e kadar gittim.
Yani Star gazetesinde, Habertürk gazetesinde, Sabah gazetesinde, Anaryurt gazetesinde, Vakit gazetesinde iddia ediyorum gerçekten bizim yerel yönetimler ve spor konusunda harcadığımız mücadeleyi hiçbir basın emekçisi arkadaşımız vermemiştir. İnsanın kendi yaptığı işlerle ilgili bir şeyler söylemesi çok hoş bir şey olmaz ama neydi bu mücadele? Gerçekten Ankara'da yerel yönetimler ve spor konusunda çok ciddi sıkıntılar vardı. Çok yanlışlar vardı. Dolayısıyla bunun bedelini ağır ödemiş bir Ankara vardı. Ben artık bu dönem hakkında bir şeyler söylemek istemiyorum. Henüz daha mazbatalar alınmadı. Hiçbir belediye başkanım için, hiçbir yerel yönetici için yorumlarda bulunmak istemiyorum. Özellikle şunu tamamlamak istiyorum. Evet, 20 yılda söyleyeceğim her şeyi söyledim. Artık yerel yönetimler ve spor konusunda yeni bir sayfa açılmak zorunda. Amatör sporlara nasıl bakacağını, profesyonel futbolun neresinde duracağını belediyeler bilmek zorundalar. Ankara iddiasına ve konumuna yakışmayan bir fotoğraf sergiliyor. Her manada çok büyük kayıpları var. Bunları ilerleyen günlerde mutlaka yerel yöneticilerimizle, belediye başkanlarımızla oturup masaya koyacağız ve tartışacağız diyorum. Abi tabii bugün yeni bir Sidat, Eremen Stadyumu farklı bir, ilk defa böyle büyük maça sahne olacak. Hani büyük maçtan ziyade İstanbul takımı ilk defa gelecek. Bugün de farklı bir start, bir başarı öyküsü olacaktır mutlakadır. Ama tabii Eremen Stadyumu'ndan ziyade bir ortak bu 19 Mayıs stadyumuz var. Burası bir mabet. Kesinlikle. Abartmıyorum, mabettir. Ankara futbolunun mabetidir. Kesinlikle. Bu 19 Mayıs stadyumu olduğu yere inşallah yeni dönemde çok şık bir stat, uluslararası modern, standartlara uygun modern bir stadımız olacak. Buna inanıyorum. Burada devletin de yardım olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da yardım olacak. Spor Bakanlığı'nın da devreye girmesiyle. Orada hem amatörleri düşünecek bir spor kompleksi, hem de milli maçların, Ankara gücünün, gençlerin rahatlıkla oynayabileceği bir stadyumu inşa edildiği takdirde Ankara'daki amatör sorunlarına dahil olmak üzere birçok sorun kısa vadede çözülebilir. Abi senin yanında tabii amatör konuşmak istemiyorum. Amatör konusunda herhalde ansiklopedi yazacak güce ve kudrete sahipsin. Ama yine de tabii bu amatör spor olmadan Ankara'nın gelişme ihtimali yok. Amatör zaten geçen Attan Şöytlik'le konuştum. Abi bilirsin Attan Şöytlik'le evet, tanıma ihtimalin yok. O da dedi ki Ankara gücünde yıllarca altyapı koordinatörlüğü yaptı. Kesinlikle. Şey dedi bana. Altyapısız bir Ankara gücü ve Ankara futbolu düşünülemez dedi. Özellikle Ankara gücünde vurguladı. Ama buradan da tabii Ankara futbolu faydalanacak. Maalesef Ankara gücünde çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Gençler Birliği iyi olsa da son dönemde belli bir standartın yine altında kaldı. Osmanlı Spor'un durumu da tam olarak bilgi sahibi olmasam da istediği seviyede değil. İnşallah bunlar da yeni dönemde çözülüp Ankara'mız her anlamda ileri seviyede olduktan sonra iyi olacak ve güçlü olacak. Hep beraber hiçbir parça gözetmezsiniz. Ankara bunlardan kaybetti son dönemde. Ayrışmadan, bölünmeden ortak sevdamız Ankara diyebildiğimiz sürece Ankara inşallah en iyi seviyeye gelecek ve istediğimiz sevinçleri de hep beraber alacağız abi. Sevgili Ahmet, görüyorum ki dop dolusun Ankara konusunda. Izdırapları biliyorsun, özlemleri biliyorsun, hasretleri biliyorsun. Bugün de çok önemli bir karşılaşma var. Fenerbahçe-Ankara gücü karşılaşmasını bugün gerçekten heyecanla bekliyoruz. Bu karşılaşma sonrası ve bundan sonraki süreçte dediğin her konu çok önemli. Bunları masaya yatırmak İnşallah. Dileğiyle artık maç için hazırlıklarımızı yapabiliriz. Şöyle kapatayım. İnşallah maçtan sonraki ileriki günlerde de bu konuları masaya yatıracağız. Program yapalım abi seninle. İnşallah. Her türlü konuyu değerlendirelim, konuşalım. Ve artık Ankara sporu istediğimiz seviyeye gelsin abi. Tüm dileğimiz bu. Teşekkür.